Merhaba kıymetli izleyicilerim. Bu hafta da yine bir yörük çadırını ziyaret ediyoruz. Dünyamir Bey'le Yeter abla varlardı ve onlar buradan kırdan aşağıya göçüyorlardı. Şu anda da aşağıdan kıra göçüyorlar ve Çamyayla civarında konakladılar. Biz de şimdi Dünyamir Bey'e misafir olduk. Yeter yenge ve Dünyamir Bey neler yapıyorlar? Süt sağımı, peynir yapımı ve keçilerin güdüp gelinmesini göstereceğim sizlere. Yani birçok konuda Dünyamir Bey'le sohbet edeceğiz. Şimdi videomuza başlayalım. Videoya başlamadan önce ne yapıyorduk? Eğer hoşumuza gidiyorsa böyle videolar, beğenmeyi ve abone olmayı unutmuyorduk. Yani abone olan arkadaşlarımıza sözümüz yok. Sağ olsunlar. Onlar abone olmuşlar. Abone olduğunuzda hem bana destek olmuş olacaksınız hem de benim attığım videoları direkt görme imkanınız olacak. Onun için ne yapıyoruz? Beğenmeyi ve abone olmayı unutmuyoruz. Şimdi gidelim yörük çadırına ve yörüklerin hayatını inceleyelim. Hadi size iyi seyirler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin Mehmet Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ ol, iyiyiz Allah'a şükür. Devam. Geldik yine, seni ziyarete geldik. Sağ ol baba, sağ ol, Allah razı olsun. Buyur gel her zaman. Sağ olasın. Böyle havuz yemeği için böyle sıraya giriyorlar. Öyle bir meslek ki bu meslek, işte bunu bilirsen yapalım, bilemezsen yapalım. Ortalıkta şaşan kaldı. Ne yapıyor oğlum, bildin mi giden? Havuz yemeği için böyle sıraya geçiyorlar. Kavutlarını bir taraftan yiyorlar. Bir taraftan da böyle kendilerini sağdırıp sıradan çıkıyorlar. Onu ne öyle yere sağdın? Kukuz bayık değil de. Ağız üzerimiş bu cünün. Kendine de olur bu da, aman bakacağım. Ağız bu, ağız. Kukuz bayık değil daha. Kukuzlayacak. Bu yarın kuz var belki. Hazırlık. He. Alana sağdım ben. Cenab-ı Allah daha doğmadan sütünü veriyor yani, hazırlıyor. Evet. Cenab-ı Allah'ın işi işte. Neden demiş? Kısmetini de Allah biliyor diye ben biliyorum. Biliyor işte kısmetini Allah. Tabi. Obada oğlak doğar, ovada otu biter diye bir atasözü var değil mi? Ovada oğlak biter. Obada oğlak doğar, ovada otu biter diyor. Yani kısmetiyle beraber gelir diyor. Kısmet işte, kısmet ise gelir ilkten yemenden, kısmet gelirse niye gelir elden? Tabi. Geliyor işte bir yandan bir kısmet. Daha kel oldu burada öyle. Neden öyle oldu bilmem. Birisi kel mi? Ağır bir yeri açıldı burada. Allah Allah. Beni açıldı daha. Yani yaylım güzel ama. Yaylımdan olmadı, yatağından oldu. Yatağından da. Yağmur yağıyor ya kaç gün. He, az çilek yaramadı. Yağmur, yaylım. Ya güneşli bugün hava, güneşli olduğunda kurur nasıl olsa. He. Öyle ya. Dağlar bu sene elbirecek mi, bilmeyecek mi dağlar bu sene? Evet, buradan bu gördüğümüz çeşmede yine dereden geliyor. Akıyor sürekli bak. Normal şehir çeşmesi değil yani. Yok, bu içmiyor. Yok. İçilmiyor. Evet, böyle hepsi geliyor. Sıraya giriyor. Gavuttan yiyor. Kendini sağdırıyor. Sıradan çıkıyor. Sağlan da tekrar gavuta bir daha gelmiyor değil mi? Yok. Kendilerini kendiler biliyorlar yani hepsi. Kurala uyuyorlar yani. İnsandan daha iyi. Eğitim eğitim aynı çocuk evet. Odur gibi eğitim yapıyor. Eğitim de yani çocuk okuttuğun gibi. Ya ben rahmetlik denirmişim yine.
ayağında nalı var, bir cüvünde balı var demişmiş. He, bu öyleymiş bu meslek. Vallahi. Ebem var, benim el rahmetli ebem. Çok geniş, tertemiz bir kadınızdı. Böyle bir yamalıklı süt yerdi, yamardı. Hiçbir şeyi yoymazdı yani, hiç araya yoymazdı. Vermezdi. Hiç yoymazdı böyle. Aa, işte o geçim ehliymiş. He, ondan. Nerede kendim... şimdi öyle kadınlar değil mi? Ebem rahmetli dedemi ıldırım vurmuş. Anam anlatırdı. Allah rahmet eylesin. He, böyle hiç havada bulut yokmuşuzdu. Çok bu kadar bir bulut vardı anam. Anam. O bir buldur bir paldır gelmiş. Dedem ıldırım vurmuş. Tamam geçmiş gitmiş. İşte kıymetli izleyiciler, bu işlerin tehlikeli yerleri de, tabi Allah bilir her şeyi de, tehlikesi de var, iyiliği de var, iyiliği de var, güzelliği de var. Var, her şey güzelliği de var, özelliği de var. Her şey böyle ya, zaten canımız Allah'a emanet. Yani çıktığın zaman şuraya bir saniye sonra ne olacağı bilinmiyor yani. Allah hakkımızda her şeyin hayırlısını nasip eylesin. Allah'ım mesal eder, sevgili Muhammed Peygamber'e selavata selamet, canımız sana emanet. Canımız ona emanet. Allah'a emanet canımız. Tabii. Tabii ki canım. Gel. Evet, yandaki de sırada bekliyor. Musa da giyiyor. Musa olacak. Tamam ayırdın mı? Ya hiç zorlama yok. Sağdırmak için geliyorlar zaten kendilerini. Sağlanda çekip gidiyor. Şefem gider yatar iyi. Evet. Tabi önce bir kavuttan tadıyorlar böyle. Abi. Kavudun tadına bakıyorlar böyle bir bak. Öbürü de sıraya geçiyor yine. Önce kavuttan yiyor, ondan sonra sıraya geçiyor. Kendini sağdırıyor. Sıradan çıkıyor, gidiyor. Adı Hamide. Öyle oluyor. Bunun adı da Hamide. Hamide. Hamide, Hamide. Şimdi ne var da varsamak, şimdi aldı özgüden. Apo, elimde yelke. Arkamda çocuk. Yani çocuklar küçükken var. Değil mi? O zaman zordu değil mi? Çocuklar küçüktü. O zaman teknik yoktu ya. Ben ne kadar zorluk çektim. Çok zorluk çektim oğlum. Çok. Alyordu. Davar tutulmaz. Yok, davar tutulmaz. Oğlak demişmez. Oğlak derdi ya. Ya işte. Esad'ın hanım yenge saat 2'de gece sayıyorlarmış lambanın şavkına. Böyle enerjiden lamba yapıyorlar ya. Ondan çünkü diyor yani gündüz çocuk durmuyor diyor. Küçük çocukken geçen yere belki öyle diyordu. Çocuk durmuyor diyor. Bir taraftan kurt var diyor. Hava puslu diyor. Yani kurt falan kaçırır diye diyor korkuyoruz diyor. Gece sayıyoruz diyordu. Çocuğu kaçırır diye korkuyorlar yani. Bu sene mi? Geçen yıl öyle diyordu. Belki öyle diyordu. Bu sene biraz daha çocuk büyüdü tabi. Biraz daha akıllanmıştır. Dur deyince dur herhalde. Çadır içinde dur deyince durması lazım. Esat uşak kaç tane? Onda 2-3 tane. İki kız var, bir oğlan var. Oğlan da hepsi güzel de oğlan canavar. Hı. Maşallah. O dağların her yerini biliyor. Beni gezdiriyor gittiğim zaman. Allah Allah. Bak da anasını emmiyor bak. Bu da büyümüş ama. Büyüm. Artık büyümüş yani bu. Büyüyor ama işte emiyor adam. Bir yanına da benim yani. Her bir yanına. Hiç affetmiyor yani. Yok. Artık ne olacak yani bu maşallah kocaman olmuş yani. Ama yine de emiyor bak fırsattan yaralanıyor. Tabii. Bir taraftan sağlıyor bir memesini sağlıyor bir memesinden de oğlu süt içiyor. Ama süttür. Süt yani bir yudum sütle gitse indi bu oğla. Tabii. Geçen sene biz oğla hiç yarmadık. Sağlık böyle anasıyla. Büyümüş geçiyor. Ama yine hala emiyor bak. Emdiği zaman yine yeni doğmuş gibi bak kuyruk sallıyor. Şekilleri de bu çatal bir şey emsin. Çatal bir şey olun. Çatal bir kalkıp öyle yerde, ben kalkıp bir yerde, ben düğün yerde, ben bayram halde, ben... Gel. Oraya bir eli oraya sırt giysem, orada giyen uğrarak gelir, pis olur. Ondan kere sırt bir poğaça da çözür. İşte öyle. Ne yapacaksın? Sağdık hem de geçeyim. İşte zorluğu da var, kolaylığı da var. Sırt poğaça da çözür işte. Ama iyi tarafını düşüneceksin sürekli ya. Bu işte adam ya. İşi olacak. Doğrudur, yani her işin zorluğu var. Her işin bir zorluğu var, her işin. Hiç, bu işte hiç değilse doğayla iç içesiniz ya. Her işin bir eğilisi var diyor ya. Her işin bir eğilisi var. Eğil olacak. Doğal olacak. Buyurun bir şey almadan da. Çadır kurmayı bileceğim. Çadır kuramayı bilsin şaşan kalın. Çadır orada kurmayı bileceğim. Oradan yıkacağım, oraya yükleyeceğim.
Tabii. Onları bilmeye yapamaz. Ama sizden zaten çocuklar görüyor, sizden öğreniyorlar. Eşek vardı benim eskiden. Eşeğe yükle dedik, tüklü eşek fırfası falan olan da yoktu. Eşeğe yükle dedim, öyle deriz, tırır giderdim. Orada bir kuru deriz, bir orada kuru deriye vardık, çadırı kurardık. İşte onlarda neler geldi geldi geçti, neler geldi geçti deveden diyor. Neler geldi geçti yelekten, kara devede geldi geçti yelekten diyor, yelekten neler geçti. Yelekten çok şey geçti, çok. Evet tabi, yaş aki gör. Yelaki ben eğden doldum. Kovana getir, gel de dök onu. Bundan sonra yavaş yavaş Yasin'e devredeceksiniz. Bir saat bakmaz benim uşak. Yasin de bakarım demiyor. Böyle bir saat bakmaz. Saat ters kavurur, geçer giderim nesine koyuyorum toplarda. Bir saat bakmazlar, bir saat. Bir saat bakmazlar. Başında olmazsa diyorsun ha? Ya, geçim başına düştüğü zaman bakar. Bakmaz. Ya bu işe bakmazsa işte başka işe bakacak, mecbur bir şeyler yapacak yani. İşte benim kolum ağrıyor, kolumun bir şey yukarı kaldır, ölmez. Dura dökeceğim, o zaman oraya dökeceğim. Kollarım her şey dav, şey dav, şey dav, şey dav, şey dav. Ben iki tane çocukta büyüttüm. Mandalda. Yürü, sen onu. Burada mandalda. Burada davar var o. Hangisi var? O çomak duruyor. O sıraya girer şimdi, sıraya girer. O kalkı çomak sağlık mı? Sağ. Ye. Yeah. Şarak gidelim bana. Ya çok şeyler oldu. Ayşe. Evet. Keçiler burada. Biraz sonra yayılma gidecek. Yani şu an sağlama vakti. Yemiş edecek. Evet. Yasin de buradan sütleri götürüyor oraya. Orada kazana dolduruyor ve birazdan orada kaynatılıp peynir olacak. Anlat bakayım. Buradan nerelere gideceksiniz şimdi? Buradan Çukurova'dan çıktık, gidiyoruz gel yukarı yaylıya. Konya yerliye kadar gideceğiz. Buradan kona kona gideceksiniz. Kona kona gideceğiz şimdi. Çamlı Yayla'da Göpler Mahallesi'ndeyiz. Buradan da Gerokar'ı işte Haziran'ın 20'sinden sonra Konya Ereğli'ye kadar gideceğiz Aydoslar. Ereğli'nin üst tarafına kadar. Aydos Dağı'na kadar gideceğiz. Evet. Tersakan'a doğru işte. Tersakan'a. Oralarda 2-3 ay kalıp ondan sonra geri geleceğiz Allah'a izin verirse. Bizim işimiz de böyle işte, devam. Güzel güzel, iyi bir iş ya. Öyle bağım. Yani işte. Yapana sevene gerçekten güzel bir iş. Evet. Yani sürekli dağlardasınız, böyle kırlarda, yeşillerin içerisinde. Yasin de oradan sanki gel de bir başına geldiğinde gör diyor gibi ama. Öyle mi Yasin? Mutlu. Yasin zorluğunu düşünüyor, biz kolaylığını düşünüyoruz ya. Mesleke mi, iyi mi kendin? Ömür bitti, ömür iyiydi de. Biz lavlandığımız için. İyidir ya, mutlaka geçinmek için bir işle uğraşacaksın ama bu kendi işin, dağlardasın yani. Ben de severim böyle dağları ama herkes sevmiyor işte. Dağlardasın, kırlardasın, egzoz dumanından uzak, gürültüden uzak, kekik kokuların içerisinde, kemen kokuların içerisinde, dağlarda. Dağlarda yaşayacağım, sakallı gelip gideceğim. Davarla ne işin var, oğlanla ne işin sürekli var. Sürekli yürüyüşlük yaptığın zaman zor diyorsun. Sürekli yürüyüşlük yürüyüşlük geçiyor. Oğlaklar dışarıdaydı da. Neyse tükenmiş. Yüzücük, yüzücük sağ olun. Yüzücükmiş, yüzücükme sağ olun. Bravo ki. Böyle geldik, böyle geçeceğiz daha. Hayırlısı olsun ömür, bakalım. Ömür bitti. Daha, ömür. Yaparsanız daha çok yaparsanız hayırlısıyla yapmaz, ya. Yapmaz. Yani vazgeçmeyi hayat, düşünüyorsun. Hayat. Çocuklar dev alırsa alacak diyorsun, almazlarsa hayırlısı olsun. Kurucaya takılsan ölüm demiş. Dağarımda gelin yok, kız yok, torun yok, torbayı yok. Her iş başlanmış, geçmiş. Ben bir başıma ne yapacağım ki? Yapabildiğim kadar yaparım diyorsun. Bir başına bir şey yapamam ki. Yalımızda Allah'a masum. Tabi. Öyle işte.
Evet, malları saymaya devam ediyoruz. Vallahi bitmek üzere. Bitti oldu, yemişecek. Biraz sonra yemişecekler. Evet. Evet, orada az önce ağırın içerisindeydi. Onlar bitti, şimdi dışarıdakiler sağlıyor. Beğenmiyorlar içeriği işte. İçeriği beğenmiyorlar. Evet, Yasin de böyle şu an korona yok ama takmasının sebebi sinek kurt atma meselesi varmış. Sinek kurt atabiliyormuş. Onun için Yasin böyle maske takıyor. Kendini koruyor yani. Daha böyle sinek kurt attığı zaman bunun kötülüklerinden biri böyle. Çaresi yok. En az bir ay çekiyorsun değil mi? Doktor da bir şey yapamıyor ona. Boğazına sinek, yani o normal sinek değil. Onlar iri bir sinek, değişik bir sinek. Evet, sıçan sinek deniyormuş ona. Ve kurt attığı zaman bir ay çekiyor musun? Onun için Yasin kendini korumak için geçen yıl diyor bir ay çektim diyor. Onun için böyle maske takıyor şimdi. Tabii her zaman denk gelmez ama denk geldiği zaman da affetmez diyor. Binde bir olur diyor. Olduğu zaman da tam olur. Bir ay çekersin diyor yani. Onun için. Tabii böyle yaparken bize de atabilir değil mi? Ya atar. Atar atar yani, belli olmaz. Gözüne, burnuna bile olsa atar. İşte zorluklarından bir tanesi de bu. Onu bilemezsin zaten değil mi? Aniden atar. Ayşegül'ü veriyor atır. Sağla batan sağdığı kadar bir daha sağlıyorsun. Onun da ismi Ayşegül mü? Aşağı. Hepsinin bir ismi var. İşte aşağı git gel, ama aşağı gider kalan onların kollarım çok ağrır işte. Tamam mı? Tamam arkadaşlar. Oğlaklardan bir tanesi. 2 aylık. 2 aylık diyor. Böyle. Al bana bozu oğlan. Burada var bir tanesi. Burada tohumlu koç. Bu mu? Bu da tohumlu koç. Evet. Yemiyor. Üvez var. Bunlar, ha gerçi üvez değilmiş. Bunlar yanar söner böceklerden. Onlar gece ışıl ışıl böcek var ya ondan. Işıldak böcek. Ne deniyordu ona? Işıldak mı deniyordu? Işıldak böcek mi deniyordu? Öyle bir şey deniyordu. Işıl ışıl böcek. Işıl ışıl böcek. Evet. Demek gündüz de geziyor onlar. Bu da bir değerli koç diyor. İçlerinde iri tabi bu. İşte böyle sağım işi bitti. Evet, sağım işi bitti şu an. Şu anda süt peynir olacak. Sütler böyle süzülüyor. Gördüğünüz gibi bak tertemiz süzülüyor. Bu şekilde. Hiçbir zibil kalmıyor içerisinde. Tertemiz oluyor. Hem de normal süzekli değil. Bezden süzüyor ki hiç çer çöp hiçbir şey kalmıyor içerisinde. Normal sucaktan olur mu ya? Tabii normal sucakta gider ama böyle hiçbir şey gitmez. Tertemiz oluyor. Böyle bir sucak, seyrek neydi oldu mu? Hele böyle şimdi olmuyor. Hayır, sık olacak sucak. Sıktan diktim ben mahsus şimdi burası bir değil mi? Tabii. Bezle kadar sık olursa o kadar temiz olur. Şimdi de bol suda sucakları böyle yıkıyor. Yarını hazırlıyor. Yarını hazırlıyor. Etrafımız böyle orman. Her yer yemyeşil böyle. İşine bak, işine sen ben ne yapayım? Bunu koyuyor o zaman. Böyle işte. Dünyamil böyle, Yeter abla böyle. Bu arada varsa aldık mı? Buralarda vakitlerini geçiriyorlar. Yağmur yağdığı zaman çıkmıyor, mallar burada duruyor. Örtmenin altında. Evet. Buraya örtme mi deniyor? Yani örtme. Ya, buranın da çadır tutuyoruz. Mağazı. Evet, yani her tarafı kapalı olduğu zaman çadır. Bu şekilde etrafı açık olduğu zaman, örtme. Üstü örtük olduğu zaman örtme oluyor. Mallar altında duruyor. Evet, isminden anlaşılacağı gibi. Yani üstü örtük
örtme anlamında. Evet, Yasemin'imiz burada yine sosyal medyadan kendini alamıyor. Yani yörük de olsa burada sosyal medyada alamıyor. Genç adam ya. Evet. O adamın sütünü var. Yeter ablayla. Köroğlu Dünyamil'di. Evet. Köroğlu Dünyamil Bey burada uğraşıyor. İndi de yemiştim, mal yemiştim. Yasin de orada sosyal medyayla uğraşıyor. Tabii o da çalıştı yani. Şimdi işin şakası bu. O da yardım etti koyunları sağlarken. Tabii. Tuttu, sütleri taşıdı sağ olsun. O da hayırlı evlat yani. Burada da peynirler hazırlanmış. Bu peynirleri suya sokmaz mı? Sarı suyu geçmez. Evet, şu an temizleniyor. Sarı suyunu alıyoruz yani. Temiz mi? Sarı suyunu satar. Yok, ben sarı suyunu... Evet, tertemiz temizleniyor. Sası masa olur icabında. Davar peyniri. Organik. Keçi peyniri. Organik, evet, keçi peynir. Oğlum, altına bir şey... Oğlum, çakıl bırak. Yandan çakıl bırak. Az önce süde peynir çalındı. Onlar yarın hazırlanacak. Bunlar da dünkünler. Evet. Bugün de satılıyor. Sarısıyla yaylasını böyle yapalım. Sarısıyla seyredelim. İstik. Ama beri yanlar sütüyor. Alatı salapas. Atma bekler hadi orada. Hadi edesinler. Bekler onlar. Bekleyeceğiz. Onu yapacağım da dur. Şu tarafa açsana. Onu altına bir şey vereceğiz. Bir oldu. Yani şeyini açmam mısın herhalde? O yanda. Biraz suyunu muyunu almak tam ocağında. Oldu mu herhalde bunu? Ya bir kilo olursa 16 kilo. Eşek geldiyse 20 doğru. Bunlar da nöbet tutuyor. Sırayla dikkat ettim. Biri eniyor, biri çıkıyor. Herhalde tabi hayvanın dilinden anlamıyoruz. Fakat benim kendi tahminim diyorum ki hani kurtlara karşı falan gözcülük yapıyorlar herhalde. Böyle burada sivri bir taş var kıymetli izleyiciler. Bu keçiler çıkıyor, biri geliyor, öbürü çıkıyor, öbürü eniyor. Yani burada etrafı gözetliyor. Ormanın içerisinde böyle yüksek bir taşa çıkıyor. Diğerleri diğer tarafta. Ama az sonra başka bir keçi çıkacak. Tabii ki diyorum ya hayvanların dilinden anlamadığımız için. Ama dikkat ettiğiniz zaman bu taşın tepesinde sürekli bir keçi var. Bu indiğinde başka biri hemen çıkıyor yani. Ben de öyle tahmin ediyorum. Herhalde diyorum bu aralarında gözcülük yapıyorlar. Çünkü başka bir düşündüğün zaman bir şey bulamıyorsun yani. Herhalde öyle. Sürekli de etrafa bakıyor görüyorsunuz. Herhalde bu gözcü. Şu an oğlakları eriştirme vakti. Evet böyle onlar o taraftan, bunlar bu taraftan geldi böyle buluşuyorlar. Karşıdan gelenler oğlaklar. Bu taraf anneleri. Ve şu anda emişiyorlar bak. Bu kadar hayvan içerisinde oğlak annesini, annesi oğlağını bulabiliyor. Kokusundan buluyor. Bu da Allah'ın bir hikmeti. Biderlik değil mi? He? Biderlik o. Tamam işte alıcı sana 20 bin lira. 20 bin lira diyorsun şu tekine. Etmez mi? Bilmiyorum etin kilosu pahalı. Ya o tamam. Evet, ikisi biderli. Tabii 10 bin lira bir boynuz, 10 bin lira bir boynuz. Evet.
Her bir boynuz 10 bin lira diyor. 20 bin lira. 20 bin lira diyor. Şu iki teke değil mi? Bunlar biderlik tekeler. Sağda biri. Sağda bir tanesi diyorsun, anladım. İkisi de biderlik yani. Aynen öyle. Bunlar biderlik. Bunlar bu kadar sürdeki keçiyle çiftleşiyorlar. Yürüyor yani keçileri. Ve bu oğlaklar, bunun ikisinin yavruları. Biri sarı, biri gök teke mi diyorsunuz? Gök ala. Sarı teke ve gök ala teke. Alıcısına evet. 4 bin lira. Alıcısına ikisi 40 bin lira, 20'şerden diyorsun. Tabii. Aşağı da kurtarma. Güzel para. Bunlar da emiyor. Kıymetli izleyiciler, böyle büyütmüş bak, kendi dengine gelmiş, hale emdiriyor yani. Hale emişiyorlar. Fakat bu birkaç gün sonra kırkılacak. Tüyleri kırkıldığı zaman ondan sonra emdirmiyormuş. Şu an bak annesinin boyunda olmuş. Maşallah. Ama hala emiyor. Gördüğümüz gibi. Bunlar emiyor. Kalan süt de sağlıyor. Tabii önce sağlıyor. Peynir yapılıyor. Az önce gördünüz. Ve kalan sütü de yavrular bu şekilde emiyorlar. Ve ondan sonra böyle yaylama çıkıyorlar. Emdikten sonra da beraberce gidiyorlar. Yaylama gidiyorlar. Çalıları, otları yaylıyorlar, yiyorlar, karnlarını doyuruyorlar. Evet, nöbetçimiz hala orada. Bunlar dediğim gibi biderlikler. Evet, şu an yaylama gidiyor. Eski çobanlardan Mustafa ben. Evet, bu da eski çobanlardan Mustafa Bey. Bugün misafirle geldi. Evet. Bugün arkadaşının Mustafa, yanına. Arkadaşım bu olur. Duyamın. Onun yanına gezmeye geldim. Evet. Nasıldı eski yörükçülük? Eski yörükçülük bundan daha rezildi. Eskiden deveyle, hayvanlarla göçülürdü. Ama şimdi traktör. Üstüne her şeyini at. Her şey kolaylaştı diyorsun. Her şey kolaylaştı. Ama Yasin Bey yapmam diyor. Ya şimdi yeni gençlik tabii. Ha, onu da haklı. Bir geleceğin olacak onun da. Kırım kırım gider yayla yolları. Buz gibi eser onların yerleri. Katerlemiş mayayı, kınalı elleri. Çekip gider bir gözleri sürmeliydi. Böyle söyleyerek giderdik. Söyleye söyleye giderdiniz. Evet. Gençliğiniz orada geçti yani. Ya hep gençliğimiz orada da geçti. Hey gidi günler hey. Evet. Ya bizim dedelerimiz de yörük olduğu için ben de herhalde yörükçülüğü seviyorum ama birçoğu sevmiyor ya. Abi şimdi bak, Yasin'in babası yörük adam yapmam diyor. Aslını inkar etmeyeceğim hiçbir zaman. Evet. Yörük Türk'ün gözü ben her zaman biz söylüyorum. Biz apartmanda otursak da yörük olur yörüyoruz. Köyde otursak da yörük olur yörüyoruz. Atalarımız yörük. Türk'ün özü yörük ya. Türk evet, babaları bütün evet, yörük evet, ya. Evet. Yani bugünlere o şekilde gelmişiz. Evet. Evet, mallar böyle yaylama çıktılar. Şu an yaylımdalar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Evet, burada sobamız yanıyor. Üstünde yemek pişiyor. Üzerinde yemek pişiyor. Çay. Çayımız pişiyor. Burada Yeter ablamız. Biz de oturuyoruz. Burada misafirlerimiz geldi. Evet, Mustafa Bey ve eşi. Evet. Çadırın içerisi burası. Hava güneşli de olsa soba yanıyor. Böyle. Çünkü burası yayla. Hayat böyle. Hayat böyle. İşte eskiden biz koyunumuz vardı. 1000 koyunumuz olurdu. Buralardan böyle göçerdik Toroslara. Develerimiz olurdu. Eşeklerimiz, katırlarımız olurdu. Toroslara çıktık mıydı babam peyniri hayvanlarla getirir. Burada çarşıda satar. Bize yiyecek alır götürürdü. 3 kazan sütümüz olurdu. Çünkü çoğuydu koyunumuz. İşte Toroslara çıkardık. Bizim olduğumuz yerde fazla kimse olmazdı. Koyunumuz çoğuydu.
Camız Mungara dillerdi bizim çıktığımız yere, Toroslar'da. İşte oralarda yaşardık. Yaz boyu, güz döndü müydü aşağıya doğru tekrar geri gelirdik. İşte bir ömür öyle geçti. 17-18 yaşına kadar öyleydik. Ondan sonra bıraktık. Biz bırakınca tekrar Yörükler'le, amcamın oğluyla evlendim. Tekrar Yörükler'e geri döndük. Bir 5-6 senede öyle yaptık. Tekrar onu da bıraktık. Oturduk. Eşim bir 35 sene kasaplık yaptı. Öyle gene öyle yürüttük. O zaman da vardı malımız. Gelirdik. Orada bunlara yardım ederdik. Yurduk, yaykardık. O malları güderdik. Ama gittik sıra, hani yaşın ilerledik sıra. İnsan her şeyden o sanıyor. Eşim de bıraktı. O sandılar. 35 yıl yaptık dediler. Bıraktılar. Şimdi her şeyi bıraktılar. Ulumeres'e yerleştik. Orada oturuyoruz. Orada yaz boyu orada kalıyoruz. Ondan sonra da Tarsus'a inip evimizde oturuyoruz. Her şeyin i̇şte, hayırlısı olsun. Bak. Her şeyin hayırlısı olsun. Allah ömür versin. Amin. Şimdiye kadar işte böyle bir şeyle geldik geçtik. Sütle, yoğurdula büyüdük. Ondan işte kemiklerimiz biraz daha sağlam. Dişlerimiz sağlam, şükürler olsun. İşte öyle yani, öyle bir ömür böyle geçti. Benim ailem Huzurkent'te bağışış yürüyordu anam. Babam Huzurkent özel bağışışa yerleşti. Nozumuz falan hep oraydı. Sonra Huzurkent'e geldiler, sel aldı. Huzurkent'e gelindi, oraya yerleşildi. Orada da kalındı işte, ailem orada hep. Kardeşlerim, annem, babam orada öldü, vefat etti. Mezarları orada. Gidiyoruz, ziyaret ediyoruz. Geri geliyoruz. İşte öyle yani, öyle bir ömür geçirdik. Üç çocuğumuz var, üçü de oğlan. Üç gelinim var. Oğlumun biri polis memuru. İşte biri fabrikada çalışıyor. Biri işte büyük şehirde çalışıyordu. Onu da işten çıkardılar. O da bekliyor bakalım şimdi yeniden bir işe, yeniden alınacak. Hayırlısıyla. Yani yörükçülüğü devam ettiren biri olmadı. Olmadı. Dedik çocuklarımıza, siz devam ettirin bu kasapçılığı. Yok dediler. Biz öyle hizmet edemeyiz dediler. Öyle olunca babası da şey yaptı. Terk etti, sattı. Siz bilirsiniz dedi. Öylelik sıra yani devam ettiren olmadı. Öylelik sıra. Hayırlısı olsun. He, hayırlısı olsun. Allah. Hayırlısı böyleymiş. Hayırlısı böyleymiş. Böyle geldik geçtik. Evet, şimdi birkaç saat geçti. Çalınan peynir, yani mayalanan peynir bu şekilde yoğurt gibi oldu. Ve buradan keseleniyor. Evet, keseleniyor. Kesede süzülecek. Sarı suyundan da lor yapılacak. Lor. Lor peyniri. Ondan sonra da tort olur. Ondan sonra da tort oluyor. Tortu mu? Evet. Ondaki yer bir yağış, yağış. Ondan sonra i̇şte gördüğümüz gibi tertemiz süzüldü, tertemiz yapıldı böyle. Çok odun. Odun ne oluyor? Mustafa Bey de böyle yardım ediyor. Şey, eski meslek olduğundan. Şeyin kenarına. Dünyamil Bey ile Yasin Bey de malları gütmeye gittiler. Davaları yürütüyorlar şu an. Ocaklar düşmüyor. Şimdi avladım yine telefon ediyor. Bir don boş kaldı. Adam ne yapıyor? 70 kilo peynir aldı. 70 kilo peynir aldı. Mustafa Bey, eski günleri mi hatırladın şimdi? Ya eski günleri hatırladım. Eskiden böyle 3 kazan, 4 kazan peynir olurdu böyle. Anasına yardım ederdim. Anama yardım ederdim. Kazana döküm eder. Kazana şey edek dur. Şimdi bu ne olur biliyor musun? Sen kaç. Peynir, saplayayım biraz daha. Bak, ne olacak? Aşağısı sarı suyu, peynirin suyu. Evet, bunlar sarı su, lor olacak. Evet. Bu da süzülüp peynir olacak. Evet. Satışa hazır hala gelecek az sonra. 2-3 evet. Saat sonra peynir satışa hazır. Gördüğümüz gibi böyle tertemiz yapılıyor.
Burada su 24 saat kendiliğinden akıyor. Evet. Yukarıda dereden, pınardan geliyor bu da. Çeşme suyu değil yani. Çam olunca şey oluyor, yük dökülüyor. Karşıki dağlardan geliyor. Peyniri kavuşturamıyor musun? Evet, şimdi peynirin sarı suyu da böyle dolduruluyor ve lor olacak. Lor çıkaracak. Bunu tekrar kaynatıyorsun değil mi? Tabii. Ocağa koyuyorum, kaynıyor. Ondan sonra yüzünden böyle bembeyaz çıkıyor. Ondan sonra şeyle alıyor. Süzüyor. Ondan sonra lor oluyor. Ondan sonra lor oluyor. Onu bir daha kaynatırsan da o zaman tort oluyor. Yani sürekli değerleniyor. Bunu yaptıkların yapıyorsun, peynir yapıyorsun, suyunu kaynatıyorsun, lor. Lordan tekrar suyunu kaynatıyorsun, tort oluyor. Bunlar hep peynir çeşitleri yani. Evet. Benim ilerime koymuyor 25 dakikada. Alana dokma dedim, oldu. Dünyasın çarşıya attı, geçiveremezdim. Bir günde öyle yoruldu ki uyuyordum. Ama dökem şimdi dışarı. Honu yok mu honu? Honu var. Dışarı gider kız. Gider. Heh. İşte keçiler de yayıldılar, geliyorlar. Geldi mi keçiler? Evet. 3-4 saat önce gittiler. Yayıldılar. Şimdi geldiler. Geliyorlar daha doğrusu. İşte böyle. Hey, hey, hey. Burada da şimdi oğlaklarla keçiler ayrılıyor. Oğlaklar o tarafa, keçiler bir tarafa. Beraber yaydılar, geldiler. Yarın sabaha kadar ayrı duracaklar. Ve sabahleyin keçiler sağlayacak. Ondan sonra tekrar birleşecekler. Oğlaklar emecek, beraber yaylayacaklar. Gelince yine böyle devam edecek. Buradan keçiler de tertemiz suyunu içiyor böyle. Dediğim gibi bu dereden, pınardan geliyor. Böyle. Şu an istirahate çekildiler. Adamlar böyle. Evet Dünyavül Bey, gezdin geldin. Gezdik geldik, güttük geldik. Keçiler. Dağlar güttün geldin. Tamam, ben de istirahat. Eline koluna sağlık. Sağ ol ha, senin de. Sen yokken biz de burada çayımızı içtik, yemeğimizi yedik. İyi, afiyet olsun. Sıra sende şimdi. İnşallah biz de yiyeceğiz. İyi, afiyet biz olsun. İstirahat edeceğiz. Saat 4 daha da, 4'ten sonra geri devam. Tekrar. Devam. Bakalım. İyi bakalım, kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Evet kıymetli izleyiciler, bu hafta da gezdik dolaştık ve bir bölümün daha sonuna geldik. Böyle bölümlerin, böyle videoların devamı için beğenmeyi ve eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.